herkesin performansından memnunum ama Belhan da çok iyi oynayanlardan biri. Bu Belhan da konusunda bilmiyorum ben pek aynı düşüncede değilim. Yalnız... Taraftarlar bu düşüncede mi bilemem ama Belhan da ayrı bir yere koyuyor Fatih Hoca. Manevi oğlu. 5 Ekim'e kadar ne olur ne biter bilmiyoruz ama ne olursa olsun her oyuncu çok, bizim çok için kıymetli. Neden özellikle bunu söylüyor? Ya Belhan da hep sahip çıkıyor Fatih Hoca. Tabii bir teknik adam olarak oyuncusu sonuçta. Bir de Belhanda'yı kötülerek de mesela Belhanda gidecekse Ekim başına kadar kötülerek de olmaz. Belhanda'nın yani, istatistiklerinde arkadaşlarım Belhanda, getirdi bu arada. Satacağım malı vitrine koyacak. Tabii aynen. Satacağım yani, malı vitrine koyacak. Yani Belhanda giderse para getirirse Fatih Hoca ayrı mı diyecek? Hemen satılsın diyecek. Onun için Belhanda ile ilgili olumlu konuşacak. Fatih Hoca da onun hem oyun içinde gelgit yaşadığını, bölüm bölüm oynadığını, sezon performansında da gelgit yaşadığını bilmiyor mu? Biliyor. Eğer varsa alıcısı diyor, yurt dışından özellikle olacaktır. Özellikle Arap Yarımadası'ndan. Yani mutlaka daha öne çıkaracaktır, daha çok övecektir. Bu da bir stratejidir. Fatih Terim de zaten bunları en iyi şekilde yapan bir teknik adam. Yalnız benim takıldığım bir şey var. Ne biliyor musunuz? Bu Alanya'nın transfer aklı nereden geliyor? Yani? Başkandan, direkt. Başkan? Başkan. Başkan hem top oynamış hem teknik adam yapmış bir adam. %100 kabul ediyor. Ama bir de aramaları, var aramaları, var. Almaları yani orada bir şeyler yapıyorlar arkadaş. Şapkadan şey çıkarıyorlar yani. Hocam, hayır, araya menajer sokmuyor. Kendi kulüp kendi direkt konuşuyor. Çok önemli. Hocam menajerlerin hiçbirisi oraya sokulmuyor. Menajer oyuncu söylüyorsa ediyorsa da bakılıyor ediliyor. Orayı tokatlayamıyorlar mı menajerler? Departmanı var hocam. Orayı tokatlayamıyorlar mı? Yok orada öyle. Bu tarafları tokatlıyorlar. Ya, evet orada aynen orada hiç yanlış bir şey olmaz. O departman direkt seçiyor ediyor. İşte oyuncu havuzuna geliyorsa o oyuncular atılıyorsa onlara bakıyor ona göre hamle yapıyorlar. Ve de şimdi son zamanlarda dediğin gibi evet başkan ve futbol aklı orada iyi bir kulüp. Aynı zamanda ne biliyor musun hocam? Bana göre artık antrenör gelişimine de ciddi katkısı var Alanya Spor'un. Sergen Yalçın ve Erol Bulut. Real hocam şu kırmızıya bakın. Fatih Terim'in Okay Yokuş'la açıklaması. Okay'ı evet. istedik. O da çok istedi ama kulübü vermedi. Bugün evet. ilk 11'de başladı değil mi çocuklar? Evet. Yanlışım yok. Ya o parayı alamaz zaten canım Galatasaray. Vermez yani. Onun bütçesi yok Galatasaray. 11'de miydi? Galatasaray oyuncu satmak zorunda. Dolayısıyla... Bir akıllı tüccar asla malını kötülemez. Belanda'yı Fatih Terim oynatıyor. Bugün Belanda ciddi hatalar da yaptı. Galatasaray gol diyebilirdi kontrataktan. Ama ona Falcon tabii ki destek çıkacaktı. Yani bir dakika hocam, çok bitireyim, iyi bir dakika. Bitireyim yani. Yani. Belanda yani bu kaptırdığı toptan sonra Galatasaray gol yiyebilirdi. Galatasaray'da çok fazla kredisi olduğunu düşünmüyorum. Yani Belhan sonuçta mi? Tabii canım. Yani ama sonuçta, bu her defasında satılmadığı sürece sahip çıkış... Onu kulübede oturtarak bir şey elde edemezsin. Hmm. Kıymetini yok edersin. Dolayısıyla Fatih Hoca da akıllı bir tüccar gibi davranıyor. 5 Ekim'e kadar ne olur bilemem dedi. Evet. Bu görüşmeleri devam ediyor. Galatasaray'ın Belanda ile transferi 5 Ekim'e kadar erkenden bitirirse Galatasaray onun yerine de bu başka maçlar, bir oyuncu girer içeriye. Levent abi bu maçlar seyircili oynansaydı bu Belanda bu kadar rahat oynar mıydı emin değilim ben. O farklı bir boyut seninki. Yani birçok oyuncu için geçerli bu. Baskıyı seyirciden yemeden oynamak. Çünkü yani her kulüpteki birçok oyuncu yerde, için geçerli bir bu. Fatih Hoca onu deplasmanda oynatıyordu. Bıraktığımız yerde nerede kalmıştık onu da hani hatırlıyoruz yani, hala. Taraftarın kendisine karşı bir sempatisi yok yani şu anda. Okay yönetimin de yok. Okay transferi önemliydi. Eğer olabilseydi hem ligi bilen hem Fatih Hoca'nın çok yakından tanıdığı hazır bir oyuncunun Galatasaray orta sahasında çok şey katacağı çıktı. Ama iki tarafta istemesine rağmen olmadı diyor. Oynuyor da takımında bugün 11'de. Başladı Okay. Hazır oyuncu bir de. Nasıl? Hazır oyuncu hoca. Hazır oyuncu. Doğrudan oynardı. Bugün gelse ilk şimdi biz bugün belki. Levent abi olumlulardan bahsettik. Galatasaray'ın ofansif anlamdaki zenginliğinden. Ama ben Erman Hoca'ya az önce sordum. Erman Hoca tabii öyle dertli ki hakem konusundan bir girdi. O tarafta eksik kaldı Erman abi cevap. Başak yani bugünkü performans Gaziantep etkisiyle bir performans mıdır? Başakşehir maçında biz yine böyle bir Galatasaray görürüz inancına sahip misiniz? Ya Başakşehir farklı takım. Gaziantep farklı takım. Yani o maç daha kaliteli olur zannediyorum. Karşı takım kaliteli olduğu zaman sen de kaliteli oynarsın ya ben ondan yanayım yani. Galatasaray-Başakşehir maçı iyi maç olmaya namzet bir maç. İki tarafta da iyi oyuncular var. Başakşehir takımı fizik olarak filan da geçen sene iyi geldi. Hoş hakem desteği filan gördü ama ve lakin
Hı hı. Fena da gelmediler. Ama köşebaşı kararları da yırttılar. Çünkü öyle bir maçta, öyle işte Ankara Gücü maçı, öyle bir maçta yırtarsın ki şampiyon olursun. Öyle bir maçta olursun ki geri gidersin. Ve bizim Türkiye'de çok oluyor. Onun için şampiyon olacak takım masada da iyi oynayacak, sahada da iyi oynayacak hocam Türkiye'de. Yoksa olamazsın. Yalnız sahada iyi oynayarak Türkiye'de şampiyon olamazsın. Bu bütün seneler dahil. Bak bütün seneler dahil. Lig tarihimizi kapsayan bütün seneler dahil. Benim oynadığım zamandan bugüne kadar şampiyon olmuşsanız masa başında da iyi oynamışsınızdır. Çok net söylüyorum. Bir takım çıksın bana anlatsın. Biz yapmadık, böyle oynamadık. Nah. Alnını karıştırırım. İsim isim ama veremezsin. Çünkü mahkemeye gidersin. İşin kötüsü o. Demek masa başında da oynayacaksın. Yalnız sağ kafi değil. Bunu bir tek ayırıyorum. 96-2000 takımı Galatasaray'ın son senesini ayırıyorum. Çünkü sonuçta Galatasaray takımı UEFA Kupası'nı masa başı gücüyle kazanmadı. Yani şüphesiz orada o... orada çok güçlü bir kadro vardı. Maçları bir daha izlediğimiz zaman rakipten daha fazla koştuğunuzu, iyi mücadele ettiğinizi ve çok önemli yıldızlara karşı, Arsenal'e karşı oynadığınızı söyleyebilirim. Ona hiç şüphe yok. Bu arada Erman abinin dedikleri tabii, vereceğim biliyor. Levent abi size sözü ama tabii transfer dönemindeyiz bir yandan da. Josef de Souza yarın pazar 14-15'te İstanbul'da Serdar. Yani Josef de Souza'nın Fenerbahçe ve Fenerbahçe'de sergilediği performans, Fenerbahçeliler için ifade ettiği anlam çok önemli. Bıraktığımız yerde mi bulacağız bilemem. Onu gelince göreceğiz. Ama ismen önemli bir transfer. Ya bence hemen gelir gelmez bıraktığımız yerde bulacağımızı zannetmiyorum. Çünkü çok farklı bir lige gitti. Çok farklı bir takım oynadı. Bir de bir karın bölgesinden bir sakatlık evet, yaşamıştı. Evet o da vardı. Ama şimdi demin bu programın başında transferle ilgili hoca konuşurken söylediği bazı kriterler var. İşte o kriterlere uyan bir futbolcu. Bedava mı? Evet. Evet. İşte tecrübeli mi? Ligi biliyor mu? Ligi biliyor mu? Yani bu cüzdanının alabileceği en iyi oyuncu bu mu? Evet bu. Lemina'yı kovaladılar. Olmadı. Bırakmadılar. Ama cüzdanının alabileceği en iyisi bu. Riske girmiyorlar. Bence geldiğinde de bıraktığı yerde değildir herhalde. Kamp gördü mü görmedi mi ondan tam emin değilim ama bir ay sonra, milli aradan sonra özellikle bu yeni transferlerde takım uyum sağlar. Bence tecrübesiyle çok da şey katar diye düşünüyorum. Hoca onaylı bir transfer aynı zamanda. Yani Sergen Hoca onaylı bir transfer. Levent abi şimdi Galatasaray'ı konuşurken az önce söyledim. Yani ofansif zenginliği tamam ama hep vurguladığımız bir gerçek var. Transfer programlarında da vurguladık bunu. Orta sahaya alınması gereken oyuncular var. Okay Yokuşlu transferinin gerçekleşmediğini ilk ağızdan Fatih Terim ifade etti. Ne olacak orada? Yani Galatasaray'ın evet Ekim ayına kadar yani şurada aşağı yukarı bir 3 haftalık bir süresi var ama bir yandan da devam eden bir yarış. Bu hafta içi işte Nefçi maçı var, ardından Başakşehir maçı var. Yoğun bir trafik var nihayetinde. Hemen ardından Nefçi'yi geçerse bakıyor Avrupa bir Avrupa maçı var. Tabii. Yani şimdi ben öyle bakmıyorum. Ben geçen seneki Galatasaray kadrosuna baktım Antep maçının. Okan'la oynamış, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Lemina, Sarraçi, Seri Ömer, Fegülü, Belanda. Bu giden Adem gelenleri falan. De arkadaşlarım yani versin bu arada. Böyle bir kadroyla. Bugünkü kadroya bakıyorum. Fatih Ömer, Luyendama, Marco Sarraçi, Taylan yeni bir önlüğü böyle çıkardı. Reha Hoca'nın vurguladığı gibi maçın tamamında koşamazdı çok fazla. Orası mutlaka destek gerekiyor. Fegülü, Belanda, Arda, Emre, Falcao. Şimdi arka taraftan 5 tane oyuncu var oyuna girenler. Babel, Cagne, Ömer, Jimmy Durmaz, Dong. Bir de buna Etebo gelecek. Yani Galatasaray'ın elindeki oyuncu yapısına baktığında Emre Akbaba hazır değil, o da gelecek. Galatasaray'ın geçen sene pandemi dönemindeki en büyük sıkıntılarından bir tanesi ne demiştik? Kulübe katkı yapamıyor Galatasaray'a. Ama buradan oyuna giren oyuncular ilk 11'de başlarsa kimse şaşırmaz. Geçen sene Başakşehir Galatasaray maçını hep beraber dışarıda yorumladık biliyorsunuz. Bir inşaat şirketinde yorumladık. Hep beraberdik. Oradaki Galatasaray takımının Başakşehir'e karşı oynadığı oyunu da övgüyle bahsettik. Hatta galibiyeti kaçırdı. Onyekuru, Emre Akbaba karşılıklı golleri kaçırdı. Bir hayli de eksikti kadro. Kadro kalitesi olarak da şeyden çok eksikti Başakşehir. Evet güzel de bak. Başakşehir'den. İyi bir yere geldin. Geçen sene Fatih kadroda yarışmaya yapamadı.
Doğru hocam. Yani rekabete sokamadı takım. Bu takım rekabetçi bir takım. Abi yedek kulübesine baktığın zaman rekabete iyi sokarsan bu takım bayağı işleri var. Tabii canım.